İtalyan lezzetlerini sevenler, vakti olmayanlar, farklı tatlar arayanlar, acelesi olanlar, ekran başına. Bugünün ilk tarifi pizza füme. Merhaba, bugün pizza yapacağız. Ne pizza yapıyoruz? Bizim çok popüler pizza yapacağız. Buongiorno, ciao. Ciao Andrea, come stai? Bene, tu? Tutto a posto. Şimdi Andrea, bugün pizza füme yapacağız. Evet. Bizim en meşhur pizza, evet, burası İstanbul'da. Ve ondan sonra biraz renkli. Renkli ve sebzeli. Evet. Çok, yani yaz sezonda pizza yapacağız. Şimdi bizim füme pizza yapmak için önce bir margherita yapmak gerekiyor. Evet. O zaman da bir hamur açıyoruz. 1 kilogram un, 600 gram su, 25 gram tuz ve 3 gram maya ile hazırladığınız hamuru en az 12 saat dinlendirerek pizza hamuru haline getirebilirsiniz. Hatırlıyorum size, domates sos içerisinde sadece biraz tuz, biraz zeytinyağı ve biraz fesleğen koydu. Başka bir şey yok. Baharat falan marat yok. Pizza hamuru içerisinde sadece un, su, maya ve tuz. Ha? Şimdi bu margherita yapacağım ben. Domates sos koyuyoruz. Hatırlıyorsanız ha? Kenarda koyma. Ondan sonra çok güzel bir biraz fesleğen koyuyoruz. Biraz daha koyarım. Biraz fior di latte peyniri, inek sütü, mozzarella. En son bizim olmaz olmaz zeytinyağı. Fırını da koyarız. Tamam. Ve bu pizza bitirmek için ne ihtiyaç var? Dana füme, çok güzel taze taze roka, ince kesilmiş parmesan peynir, parmigiano reggiano, bu 24 aylık parmigiano reggiano ve tabii ki bizim en iyi arkadaş zeytinyağı. Ben cotta. Evet, iyi pişmiş. Bu bir noktada çetil yaptık. Şimdi nasıl devam ediyoruz pizza füme yapmak için? Önce çok güzel roka koyuyoruz. Tam kapatamıyorum çünkü ben biraz kırmızı domates göstermek seviyorum. Ondan sonra burası fümelemiş dana antrikot var. Parmesan. Come se piovesse. Evet, yağmur gibi. Come se piovesse. İtalyanca öğrenebilirsiniz. Come se piovesse demek yağmur gibi. Yağmur gibi. Yağmur gibi parmesan koyuyoruz. Ve tabii ki bizim her zaman kullanmıyoruz. Sadece bu defa kullanıyoruz zeytinyağı. Ve bizim en popüler pizza son nokta kadar söyledik ve açıldık. Evet. Fiume. Evet, çok şeffaf bir reçete. Her şey gösterdik. Şimdi ikinci pizza yapıyoruz. Sebzeli pizza yapacağız. Pizza colorada, renkli pizza. Sıradaki tarif pizza colorato. Şimdi Yandra güzel bir mevsim sebzeler ile pizza yapacağız. Çok güzel renkler var. Burada sarı domates var. Kırmızı domates var ve kırmızı ve sarı biberler var. Patlıcan var ve kabak var. Okay. Her şey az pişirdik. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ondan sonra fırında bir daha pişiyor. İzgara yaptık önce. Ondan sonra bu böyle bir tarzında kesildik. Bir de şey ihtiyaç var. Baya bir hafif bir pizza. O için de bu defa bir nokta biraz daha lezzetli bir peynir kullanıyoruz. Bu scamorza, manda scamorza. Scamorza ne demek? Aynı mozzarella gibi, sadece biraz daha kuru. Kuru, evet. Evet, biraz daha bekliyor. Su çıkartıyorlar ve biraz bekliyor. Ve bu füme olmuş. Ha? Bu şey, adı ne? Pino.
bilmiyorum Türkçe nasıl söylüyorlar. Çok var. Çam fıstık ağaçta. Çamdan. Şimdi bu kesebiliyoruz. Böyle hazır olsun. Ve bir daha şeye ihtiyaç var. Pesto sosu. Bu pesto sos biz burada üretiyoruz ve satıyoruz. Ve pesto sos kaç defa yaptım Şef İtalyan olunca da. Nasıl yapıyoruz? Fesleğen, çam fıstığı, parmesan, sarımsak, zeytinyağı, bir ezme. Ha? Hatırlıyorsunuz belki yeşil tutmak için biz fesleğen önce kaynatıyoruz. Bu bizim bu noktası. Ve şimdi pizza yapabiliyoruz. Andrea aç. Bu pizza aynı domates sos koyuyoruz. Yok. Domates beyaz. Sos koyamıyoruz. O da bu beyaz tip pizza. Önce biraz sebzeler koyarız. Kabak. Kabak, patlıcan, biber ve renkli domatesler. Patlıcan koyduk. Şimdi kırmızı ve sarı domates koyuyor ve biberler koyuyor. Bak ne kadar güzel. Yani nasıl böyle bir renkler varsa bana göre hemen güzel bir şey çıkartması lazım yani. Biraz fesleğen koyarız mı? Koyacağız yani içeride. Evet. Fark ediniz mi? Biz de sadece bir pizza için de eskiden kekik koyuyoruz. Çünkü normalde İtalya'da kekik sadece marinara'da evet, sadece koyuyoruz marinara. Ve özel pizzalar. Çünkü normalde sadece fesleğen koyuyoruz. Şimdi biraz scamorza peyniri. Biraz fior di latte. Çok değil çünkü yani scamorza eklettik. Zeytinyağı. Come se piovesse. Come se piovesse. Yağmur gibi. Okey. Şimdi fırında koyuyoruz. En son fırın çıkmadan sonra çok güzel fesleğen pesto koyacağız. Rengarenk sebzelerle hazırlayabileceğiniz lezzetli bir yaz pizzası. Andrea vieni qua, burada gel, burada gel. Bu tam yaz bir pizza ya, bu çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Ha? Çok güzel. Fesleğen pesto koyarız. Öyle gibi. Neden sonra koyuyoruz pesto? Çünkü pesto pişerken kahverengi oluyor. Biz de yeşil renk kaybetmek istemiyoruz. Aa, süper. Tadından değişiyor bence. Ve lezzet değişiyor. Şimdi tam sebzeler, fume peynir, fesleğen, sarımsak, çam fıstık kokusu var. Çok güzel bir pizza. Ha? Oo. O kadar bayılıyorum gibi. Siz de iyi bir pizza söylüyoruz. Buona pizza. Buona pizza a tutti. Ve buon appetito. Bu tariflere ve daha fazlasına www.turkmaxgourmet.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ve bir daha atasöz var. Ha? Türkiye'de burada öğrendim. Aç tavuk kendimi buğday ambarında zanneder. Yani o kadar fazla yemek istiyor. Bizde aynı bir şey var. Hay l'occhio più grande della pancia. Demek senin göz, senin midyeden büyük zannediyor. Bazen fazla sipariş ediyorsunuz ama en son o kadar yemiyorsunuz. Sadece çünkü açsın.